Merhaba arkadaşlar, ben Sıla Beyoğlu. Bugün sizlerle beraber başlıktan da anlayacağınız üzere bir gün boyunca siyah geçireceğiz. Yediğim yemekten tut, giydiğim kıyafete kadar yaptığım her aktivite benim için siyah olacak. Ben şimdi siyah bir makyaj yapmak üzere burada oturdum sizlerle beraberim. Şimdi hemencecik siyah bir makyaj yapalım. Çok eğlenceli ve çok keyifli bir gün geçireceğimize inanıyorum. Her şey siyah olabilir ama neşem asla siyah değil. Uykudan yeni uyandığım için birazcık böyle şişmiş de olabilirim ama yapacak bir şey yok. Hemen makyaja başlayalım. Geçen videoda cildim çok kötü diye linç yedim. Cildim kötü diye linç yedim arkadaşlar. Elimde olmayan bir sebepten. Ben bu sivilcelerimi kapatırım ama insanların ağzını kapatmak gerçekten çok zor. Doktor bana aslında Zoretanin vermişti arkadaşlar. Ben Zoretanin almadım. Kullanmak istemiyorum. Kendime o zararı vermek istemiyorum. 2-3 yıldır falan böyle bir ağır bir sivilce problemim var. Kendi kendime çok güzel yerlere getirdiğimi düşünüyorum cildimi. Çünkü çok kötü bir haldeydi. İnşallah tamamıyla geçirebilirim. Hafiften bir pembiş allık süreceğim. O da sadece yüzüme renk versin diye. Ne kadar güzel siyahtan bir gün yapıyoruz ya, değil mi arkadaşlar? Belki buraya koymayabilirim. Muhtemelen koyacağım. Sizden bir şey saklamam ben. Siyah bir eyeliner çekelim. Lan tekte ne kadar güzel çektim öyle. Yeteneklerim gelişiyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Neyse Allah çektirmesin. Neler yapacağız biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Bodozlama gidiyoruz. Ben yazın başından beri her şey pembe bir gün çekmek istiyordum. Anksiyetem var arkadaşlar. Ve tek başıma yapabileceğimi düşünemiyordum. Zaten tek başıma asla yapamam tek renk videosunu. Geldik en can alıcı bölgeye. Dudaklarıma ne süreceğim? Siyah kalem mi süreceğim? Videonun konsepti bu. Bu ne? Siyah rejim olmadığı için siyah göz kalemi kullanmak zorundayım. Ama çok garip bir hal alıyor şu an bence. Ruj sürmek zorunda mıyız? Evet. 2 saattir kayıt alıyorum sandım. Almamışım ya. De protez tırnak yaptırmaya da gitmek istiyordum. Tahmin edin ne oldu yani? Siyah tırnak yaptıramamın sebebi sizce ne olabilir? Ben bunu yaparken siz de yorumlara yazın o ara. Doğru bilenlere benden ödül. Evet, böyle olduk. Siyah ruj her şeyi bozuyor şu an bence. Bütün her şeyi öldüren bence siyah ruj şu an. Randevu bulamadım. Randevu bulamadığım için maalesef yarına kaldı ve yarın ben bunu vloglayamayacağım. Ama muhtemelen Instagram kanalından da tırnaklarımı tekrardan paylaşacağım. Olsun, yeni siyah yaptıracağım. İnat ettim. Siyah olacak o tırnaklar. Evet arkadaşlar, benim makyajım ve hazırlanmam bu kadardı. Şimdi sizinle beraber siyah bir gün geçirmeye hazırım. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar az önce ne yaşandı biliyor musunuz? Bu makyajımla kargocuya kapı açmak zorunda kaldım. Adamla bakıştık. Dedi ki ne yaptın kendine böyle? Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik. Ben şu an çok açım. Kahvaltı yapmadan hemen evden çıkmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle bir şey var. Yiyeceğim yiyeceklerde maalesef siyah olmak zorunda bugün. Siyah hamburger yiyelim. Yani bir değişiklik olsun. O yüzden ben de hayatımda ilk defa siyah hamburger yiyeceğim. Tadı ne kadar değişik ben de bilmiyorum. Hamburger haricinde mesela patatesler sarı gelir. O yüzden patatesleri yiyemeyeceğim maalesef. Biz kola söyledik. Siyah içebileceğimiz tek içecek kola. Sonrasında kahve içmeye tabii ki de belki bakarız. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, siyah hamburgerimiz geldi. Ben müsaadenizle ceketimi çıkartacağım. Peruklarım, rujum, iğrenç hissediyorum şu an kendimi. Neden bilmiyorum. Şimdi siyah eldivenimizi takacağız. Evet, ameliyata hazırım. Bunu açabilir... Kanka! Çakmakla açamıyor musun? Özür dilerim, kayıttayız. Çakmakla şey mi açacağım? Hayır ya. Aç. Hayır, çağırırız. Özürlü dedi bana. Bunu asla kırpmayacağım ve görsünler linç ye. Arkadaşlar o manada özürlü değil. Özürlü bir anlam ifade etmiyor. Geçen o işleri. Sırı çaktırmadan yesem ne olur? Zero mu söyledin Göko? Ya şimdi önümde çok güzel soslar var. Hepsini yemek istiyorum ama dokunamayacağım bile. Çünkü siyah değil arkadaşlar. O yüzden hamburger. İçinde neler var acaba? Evet arkadaşlar, siz hazırsanız. Ben hazır değilim. Gıda boyasıdır muhtemelen. Yani siyah ekmek olmaz diye biliyorum ben ama muhtemelen gıda boyası. Siyah göz kalemimi dudağıma sürdüm ve göz kalemimle beraber yiyeceğim. Hadi bakalım, afiyet olsun arkadaşlar. Önce size vereyim, nem nem yazın şimdiden. Kanka dudakları siyah olmuş hamburgerden. Benim dudaklarım zaten siyah Gökhan. Ayı yeşillerini gördünüz mü? Buradasın ama dokunamıyorum, çok saçma. Şimdi şöyle, ekmekte evet garip bir tat var bu arada. Kanka şimdi bu ekmeği yanıp gönderseler biz nasıl anlayacağız? Zaten simsiyah. Anlamayacağız kanka. Çok yorma kafanı. Ekmeğin tadı var bu arada. Kırpsam, edit yapsam, bir tane ağzıma alsam ne olur? Hadi 2-3 tane ye. Olur olur. Edite bir şey olmaz. İzin veriyor musunuz? Tamam, yok ya, ben yemeyeceğim. Videonun konseptine hakaret olmaz. Kız kim görecek? Sen şeytanlık yapıyorsun şu an ha. Arkadaşlar böyle bir şey soracağım. Sizce siyah saç bana yakışıyor mu? Siyah saç boyatmak gibi bir düşüncem var bugünlerde. Patates yedin mi sen? Patates mi yedin sen? Ne yedin? Arkadaşlar bana çok güzel.
kaldırıyor. Ben ne yapayım ya? Gözümün önünde burada dokunamıyorum. Çok saçma. Evet arkadaşlar, bu arada kombinimi göstermeyi unuttum. Yağmur yağıyor ama yağmur yağmasa bile siyah spor ayakkabım yoktu. Bot giymek zorundaydım. Böyle bir pantolon, içime de siyah bir şey. Böyle her şeyim siyah şu an. Tam takırım bence. Biz yemeğimizi yedik. Önceden göstermeyi unuttum dediğim gibi. Şimdi siyah zifiri bir şey içmek istiyorum. Çünkü siyahtan başka bir şey içemiyorum biliyorsunuz ki. Su bile içmeyeceğim lan bugün. Hadi o zaman siyah bir şey içmeye girelim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi ben bugün fark ettiysen, kamerayı da fark ettiysen... Bir YouTube içeriğimiz var. Bugün her şey siyah. Ben normal su bile içemiyorum. Her şey siyah ve ben siyah bir içecek istiyorum senden. Ama filtre kahve sanki birazcık basit kaçıyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce biz siyah hamburger yedik ya. Ne kadar ödedik sizce? Bir tahmin edin. Yorumlarda bir yazın bakalım. Ben bir hesap ödeyip geliyorum. Yorumlarda o ara yazın. Evet arkadaşlar, kahvemizi aldık. Kahve bu arada zifiri siyah gerçekten. Hemen ilk tadımını yapalım. Ay çok şekerli bu. Bundan sanki böyle çok sert bir şey beklersin ama asla değil. O kadar şekerli ki hani böyle çok teker yediğinizde böyle fazla gelir ağzınız böyle ekşilenir falan, anladınız mı? Öyle bir şeker ama meyve şekeri. Alışacağım gibi. İçmeye başladıkça alışacağım. O zaman size de bir tattırayım hazırsanız. Seni anlatacağım. Biz az önce hamburger yedik ya. Ne kadar hesap ödedik? Tahmin ettiniz mi yorumlarda? 1000 TL hesap ödedik 2 kişilik. Bir kola içtik, bir de hamburger yedik ha. Başka artı hiçbir şey yok. 1000 TL. Ama yapacak bir şey yok. Verdik artık, yedik yani. Mideden çıkartıp önümüne koyacak halimiz yok. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size siyah tren getirdim. Görüyorsunuz. Bu çok eski bir tren. Bunun tarihçesi çok fazla eskilere dayanıyor. Burası Edirne'lilerin bilir. Edirne'nin sembolü gibi bir şey bu tren. Şimdi biz buraya neden geldik? Biz Karaağaç'a neden geldik? Burası aslında Edirne'nin böyle bir köyü gibi bir yer. Güvenlik yok değil mi? Anladınız siz. Buradan çıkacağım. İnat ettim. Yok, çıkamıyormuşum. Arkadaşlar ben siyah Maserati bulamadım ama siyah tren buldum. Sizi siyah trenle gezdirmeye gidiyoruz. Hadi gelin. Aha çıktım. Anında çıktım. Anında billaha da çıktım. Çıp çıp. Kara göründü. Dur lan, bu gene mi değildi? Evet, Gökhan Bey de çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugün sizi nereye götürelim? Trenle nereye gidiliyor bilmiyorum. Ama böyle yani, tren kaptanı oldum. Ne de kokpit mi deniyor onlara? Böyle trenimize de bindik, siyah trenimize. O zaman hazırsanız inelim. Bak hazırsanız başka bir sahneye geçelim demiyorum. İnelim çünkü çok yüksek. Nasıl ineceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyorum. Oy düşüyordu. Düşmeyeyim ama. Buraya kadar indim. Bundan sonrasında ben nasıl çıktım, nasıl ineceğim? Ayağım, ay kemiğim sızladı. Biz buraya geldiğimizde güvenlik bize kızdı. Bir de bir şey söyleyeceğim, güvenlikle bizi kovalaması yok mu? Bir şey söyleyeyim, ayaklarımı popoma vura vura kaçarım. Sen böyle arkama çekersin sadece. Ay inşallah kovalanmayız. Yakalanmayız da inşallah. Çünkü çok güzel şeyler yazmak istiyorum. Korku videosuna döndü, çok korkmaya başladım şu an. Çünkü uyardılar bizi, ne için geldiniz, reklam mı yapacaksınız, ne yapacaksınız, kamerayla gördüler bizi. Bir ses geldi. Geriliyorum. Harbiden boş olması iyi değilmiş. Hakikaten şu an çok boş. Normalde burası çok kalabalık oluyor. Burada gelin düğün çekimleri bile oluyor. Ama şu an çok gerildim. İzleniyor muyuz sence? Gizli girmek zorundayız. Arkadaşlar fısıldıyorum çünkü çok korkuyorum. Bu alana girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Ve burada da bina giriş tehlikeli ve yasaktır diyor. Ve biz binaya gireceğiz. Güvenliklerin gözü üzerimizde. Çaktırmadan girmemiz lazım. Şu an sanki poz veriyorum. Fotoğraf çekiyorsun beni kanka. Gökhan, burası çok korkunç. Ay çok merak ettim. Yukarı çıkalım mı? Ay korkuyor. Duydum sesi. Galiba çıkacak. Ay buraya gece girmek lazım. Ay burada bir şeyler var. Tuvalet galiba burası. Şampiyoncuğum, bu muyuz? Kanka kağıt mı? Ay! Gördün mü? Gördün mü? Böcek mi kanki? Gördüm. Kanka böcek değil, başka şöyle böyle bir şeydi. Hayır böcekse. Ay yarasa falan olmasın. Neyse kanka inelim de. Nereye boyayalım? Büyü yapmışlar. Çok korkunç. İnmem lazım. Çok korkmaya başladım artık. İyi ki gece falan gelemiyoruz. Buraya gece gelsen var ya altımız korkudan. Allah'tan gündüz geldik. Bir şey söyleyeceğim, aslında bu planda yoktu. Gerçekten. Hani çok rastgele denk geldi. Çok güzel bir grafiti var. Onu bozmak istemiyorum. Ama şuradaki duvarlar boş gibi duruyor. Ama orada da cam varmış. Burada da bir grafitimiz var ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hazırsanız ben başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Az önce mekan 1000 liralık hesap ödedikten sonra size siyah eldiven vermediler. Maalesef ki bunu yapmak zorundayım. Çünkü yarın protez tırnakçıya gideceğim. O yüzden mahvolmaması lazım ellerimin. Daha önce sen hiç yaptın mı sprey? Yaptım. Küçükken. Neden? Sordum kanka, batırmayalım iyice de. Nasıl yapacağım şimdi? Benim boyum da yetmez. Beğenmedim bunu. Şuraya yapayım. Şu bence de evet, o boş duvar. Aynen.
şey söyleyeceğim, güvenlikler bizi buradan görmesin yalnız. TBC ne be? TBFC, Sıla Beyoğlu Family Club. F'miz gitmiş ki. Niye uyarmıyorsun? Sesi duydun mu? Rüzgar ve polis sesi, siren sesi var. Polis sesim var, siren sesi hakikaten. Buraya gelemezler. Gelmezler değil mi? Hayır canım, buraya niye gel? De karakoluk olmayalım yani, neyse. Ya Skype hariç her şeye benzemesi. Örümcek var ananı. Örümcek var. Aklım çıktı. Kocaman ha böyle. Evet. Hakikaten kalp hariç her şeye benzedi arkadaşlar. Ay örümceği de öldürmeyelim de. Yok. Ayağıma cam girdi. Git lan. Ses duyuyor. Ya neden bu kadar korkuyorum ben şu an? Ne çizeyim buraya? Bir tane sevgilimi çizeceğim şimdi. İyi izleyin. Cin ölüye benziyor. Kanka o kafasındaki saç mı? Saç kanka, neden? Resim öğretmenine buradan çok saygılar. Neyse yanına da kendimi çizeyim. Kanka cine benzedim onlar. Yoksun orada, var mısın yok musun belli değil. Kanka bebek yaptım. Neyse. Farklı bir yere gidelim mi? Gel. Evet. SF yazdım. SBFC yazacaktım. Neyse düzeltirim. Kanka be, ben bir şey isteyebilirim. Tabii. Bu merdiven var ya. Ha. Basamakları 1 2 3 4 yazalım mı? Neden? Ne bileyim. Deli miyiz biz? Tamam deliyiz de. 1. Yalnız 1 hariç her şeye benzedi. Kanka Z yaptın oraya. 2 4 5 5 değil 6'ya benzedi ama neyse 5. 6,5 yaptı. 6, 7. Bir şey soracağım. Görenler var ya bunları kesin burayı büyülü sanacaklar. 9, 10 da bitireceğim. Hatta bir şey soracağım. Gel gel. Buraya sakın girmeyin yazacağım. Sakın. Sakın gitme. Buraya gelenlere çok güzel bir sürprizimiz oldu arkadaşlar. Arkamdaki de çok korkunç. Ona göz ekleyelim ya. Biraz komik olsun değil mi? Oha daha korkunç oldu. Bak. Aferin lan sana. Aferin de çok iyiydi ya. Oha çok güzel oldu lan. Dur bir de şöyle yapacağım. İşte resimci olacaktım da olamadım. TikToker oldum. Abi şaka mı? Elimden çıkan şey. Neyse benim karnım acıktı gene. O zaman siyah burcubur almaya gidelim mi? Arkadaşlar Gökhan bir Samsunlu. Oo 55 şov geldi. 55 şov yapacağım şimdi ona bekleyin. Hadi. Kurlu baktı. Kanka 55 için bu kadar çabalayacağını bilseydim. Yalnız el yazısıyla yazdım lan. Şuraya da 22 sıkıştıralım ama. Kanka gidelim kanka, hadi. Köpek sesleri geliyor. Gidelim hadi ya. Vallahi. Gidelim bence. Hadi. Bakalım da gelenler yazsın. Yazık günah. Oradaki camdan dışarı bak. Güvenlik varsa çıkmayalım hemen. Tamam. Tamam. Önce sen çıkacaksın. Önce ben mi çıkacağım? Allah seni kahretmesin. Bana ne be oğlum? Tamam. Bir de şuraya da çekeyim. Yazdık o kadar yani. Hadi gidelim. Gören ses mi geliyor? Evet hadi yok, git. Az önce başka kimse yoktu ya. Güvenlik yok değil mi? Yok yok galiba inşallah. Varsa da artık bir şey anlatıyormuş gibi devam ediyor. Arkadaşlar evet arkadaşlar burası. Ve buraya tehlikeli ve girmek yasak diyorlar ama buraya çok grafiti yapmışlar. Çok grafiti yapmışlar. Ayıp ya, ayıp çok, yani. Çok pislik yapmışlar. Çok pislik yapmışlar ya. Yapmayın böyle şeyler. Hadi. Ben sanırım seninle korku videoları falan çekemeyecek. Neden? Korktum gerçekten. Gerçekten korktum. Gerildim kanka böyle. Kanka ben o kadar gerilmedim. Ben korkmuyorum böyle kanka şeylerden. Ben Gökhan'a diyorum ki burada ne köy vardı? Bir tane cinli bir köy var. Herkesin gittiği çok yakın bir köy var Edirne'ye. Diyorum ki gecenin ikisinde Allah aşkına gel gidelim. Gel gidelim. Gecenin ikisi üçü. Ben giderim, ben korkmam. Ben Melih'e de aynısını diyorum. Melih de istemiyor. Korkuyorlar ama ben hiç korkmuyorum. Gitsem tek başıma bile giderim yani. O dereceyim. Tamam, bu videoya 55 bin like gelirse. 55 bin like gelirse gidiyor muyuz? Tamam lan. Tamam lan. Söz. Söz mü? Söz. Asla kaçmak yok. En önden ama de ben gideceğim. Şöyle... 55 bin like gelirse Cinli Köy'e götüreceğim Gökhan'ı. Söz mü? Söz verdin mi herkesin içine? Evet, tamam verdim. O zaman. Cinli Köy bizi beklesin arkadaşlar. Beğeni butonuna asılın. Şu an beğenmeniz lazım. O zaman hadi abur cubur almaya gidelim. Böyle içimden asi bir kız çıkmamış gibi şu an abur cubur almaya gidiyorum. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar biz siyah abur cubur almaya gelelim dedik ama ne yapacağız şimdi?
O kadar kalabalık ki şu an hemen çıkmak istiyorum buradan. Evet arkadaşlar, bu sefer güzel boş bir market bulabildik. Şimdi abur cubur bölümüne gideceğiz ve siyah şeyler alacağız. Aha. Bundan alalım bir tane. Kırmızılı ama yapacak bir şeyim yok. Sadece siyah bulmak çok zor şu an. Aa, buldum. Ama yine bu da kırmızılı ona bakılırsa. Aa, tableron var. Tableron alalım. Siyah. Biter de hiç sevmem biliyor musunuz? Bak mesela şu Tadella var terli ama ben biter gerçekten hiç sevmiyorum. Ama yapacak bir şeyim yok dediğim gibi tekrardan. Bir dedomuz var. Şeker ilavesizmiş. Enteresan. Bunu da alalım. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir... Bu da siyah sayılır bence. Bu da olur. Okey. Yani kırmızılı sarılı bir şeyler oluyor ama yapacak bir şeyim yok. Ben de Galatasaraylıyım biliyorsunuz ki. Bu kadar siyah bulabiliyorum. Edirne'de elimdeki imkanlar bu kadar. Bunlar bu arada işbirliği kesinlikle dedi. Siyah diye alıyorum. Kola almayayım çünkü. Selam kızlar. Merhaba Gile. Ne haber? Merhaba. Nasılsın sınavda? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İsmin ne? Zeynep. Ben şu an YouTube videosundasın. Teşekkür ederim. Eyvallah. 24 saat siyah videosu mu? Evet. Görüşürüz. Aha tamam, bir tane daha siyah bir içecek buldum. Bu Obsesso şekersiz diyor. Neden reklam verdim hiç bilmiyorum. Kola içmiyoruz en azından çünkü sabah içtik, yeter. Bu kadarım ya siyah olarak sanırım. Evet arkadaşlar, gün